Dezenformasyon ve yalan endüstrisi dünya yüzeyinde demokrasilerin en büyük düşmanıdır bugün. Ne yazık ki bugün Türkiye'de dünya yüzeyinde sistematik yalan ve dezenformasyona en fazla maruz kalan ülke konumundadır. Bunun nedeni Türkiye'nin son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiği kalkınma devrimi ve atılımdır. Eğer bu kalkınma devrimi ve atılım olmasaydı bugün itibariyle Türkiye uluslararası alanda bu denli yoğun bir dezenformasyona ve yalan endüstrisinin sistematik karalama kampanyalarına muhatap olmayacaktı. Bugün Türkiye artık dışarıdan yönlendirilen, dış güçlerden, batıdan emir alan bir ülke değildir. Bunu engellemek adına son 20 yılda birçok kötücül, şerli, hain girişimde bulunuldu. Darbe teknolojisinin, antidemokratik uygulamaların her türlüsü denendi. Maalesef bunun bir örneğine daha dün akşam şahitlik ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik iftira ve yalanlarla karşı karşıya kaldık. Dün gerekli cevaplar verildi. Sömürgecilerin ve onların yerli işbirlikçilerinin, terör örgütlerinin gücü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yetmez. Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülke için aşkla çalışmaya, aşkla koşmaya devam edecektir. Efendim bu